Dembele. Yani Dembele çok önemli bir oyuncu. Yani Dembele e, hani kötü oyuncu diyemeyeceğimiz bir oyuncu. Dembele'ye kim hayır der ki? Ama hani Galatasaray'ın şu an problemi hani sizce golcü mü? Yani Galatasaray'ın şu anda ilk 11'de e, doğrudan oynatabileceği kalitede e, Türk oyunculara ihtiyacı var. Ve özellikle bir sol beke ihtiyacı var. Yani bu çok bariz değil mi? Yani Galatasaray'ın şu an konuşması gereken şey mevki Icardi gibi bir e, parlama da varken beklenen bir parlama hem de. Evet yani Gomis Icardi gibi bir yedeği varken hatta Seferovic'i varken yani şu anda Galatasaray'ın konuşması gereken mevki golcü mevki mi? Hocam sen Vallahi, sen de Dembele gelirse Okan Hoca'nın işi şöyle olacak. Kalede Mustera, stoperlerden biri Dembele. Nelson, Nelson. <laughs> Dembele, Dembele, Icardi çift santrafor. Ondan sonrası Okan Üç 3 tane Türk oyuncu. işte Olivier Ara koyacak. Emre Taşdemir, Barış <gülüyor> Alper. 3 <laughs> tane Türk oyuncu ona karışma. Yani ama Dembele geldiği zaman yani bu ligde iş yapabilecek oyunculardan e, bir tane oyuncu hocam, Dembele ama Dembele ile Icardi çift santrafor oynayacaksın. Başka şansın yok. Yani, Alındığı zaman. Dembele önemli oyuncu. Önemli iyi oyuncu. O yönden bir problem yoktu ama dediğim gibi o kadro yapılanması nasıl olacak? Evet. İşte bulunan yerli oyuncular nasıl olacak? Kadro yapılanmasındaki sistem nasıl olacak? Hocanın illaki bir sistemi var oynattığı. Icardi oynatıp. varken Dembele işte izleyicilerimiz de ona yazıyor. Neden yazmışlar? Senin de söylediğin gibi ikisi mi oynayacak? E yani Icardi ile Dembele eğer varsa ikisi beraber oynar. Ki o Aldığın o zaman Bir sistemine oturtmazsın. Icardi zaten bu hafta sever. ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu gösterdi. Dembele... Zaten iyi oyuncu. Şu anda Lyon'da banka oyunculardan bir tanesi. Evet, Kötüsü... et, az oynuyor diyor bizim haberimiz ama ben ne zaman oynuyor desem Dembele'yi Dembel sahada oynuyor görüyorum bir yani. bir şekilde. Ha ilk 11 mi sonradan mı giriyor bilmiyorum ama Dembele gördüğüm bir oyuncu benim sahada yani. yani Hatta en son maçta kimle oynadı? Lacasette'le beraber oynadı. Evet, Lyon'da. Şimdi yerli oyuncu durumu yüzünden biraz izleyicilerimizin mesajlarına bakıyorum. Zaten çok fazla yabancı hmm. var. Yine bir yabancı banko oyuncu ne kadar doğru yazmışlar. Yani işte ben, bak. Pardon yerinde olsam ben şimdi yerli oyuncu bakıyorum. işte Şaşa Boya mesela çok formda. Değil mi? İyi bir sabek. Ama Şaşa bir şekilde yollarım yabancı kontenjandan onur alırım oraya. Kayseri Spor'dan onuru sabek mesela. olarak. Hiç düşünmeden Şunu alırım. tartışma konusu Alperen Beyaz. Sadece ligde oynayan bir takım için fazla iddialı olmaz mı? Yani şimdi bu sezon için hani Kupa ve Lig... Demek diyelim. başka bir düşünceleri var. Ben Okan Hoca bu iddia konusunda ne düşünüyor çok merak ediyorum. Yani Okan Hoca'ya kalsa aynı anda Mata, Seferovic, Mertens, Raşitsa hepsini aynı anda ister miydi acaba? Yani son gün bir de Galatasaray'da rotasyonda kullandığı Türk oyuncular Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı gitti. Yani şimdi bir kere Galatasaray bence bu senenin güçlü şampiyonluk aday adaylarından birisi. Yani iki adayından birisi gibi duruyor hele hele şu anda rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Son Ama e, e, yani Galatasaray bunu ben neden Okan Burak'a başarılı diyorum biliyor musun? Bunu Icardi'yle, Mata'yla işte Mertens'le yaptığı için değil. Bunu Emre Taşdemir, Barış Alper'le yaptığı için Beşiktaş derbisinde bu çocuklarla çıktı sahaya. Herkes sezon başında, Aa, Kerem ne Yunus var işte ...biri sağda biri solda falan ortaya da yıkar deyip böyle konuşuyorduk. Ya e, öyle değil o iş işte. Bak Fenerbahçe'nin çeşitliliğine, Fenerbahçe'nin yerli kalitesine bakar mısın? Ferdi, İrfancan, Serdar Aziz son maçı saymayın, Giresun maçını saymayın, Serdar Aziz ligin en formda stoperiydi. Yanlış mı hocam? Ne top ne top oynadı çocuk. Evet. Ama son maçta da iki golde de vahim hataları var. Ha, e, Türk oyuncu kalitesine bakınca. Beşiktaş'ta Emirhan'ın gittiği bir ortamda hem de Salih var. Yani düşünüyorum ya mesela Rıdvan gitti, Emirhan gitti, Stoper çocuk Serdar gitti. Buna rağmen Beşiktaş'ın yerli alternatifi Galatasaray. Yani Galatasaray şu anda takıma banko sokacak herhangi bir mevkide bir yabancı oyuncudan ziyade ilk 11 Galatasaray seviyesinde. Mesela Emrah Taşdemir'i ayakta alkışlıyorum. Çocuk sadece dört tane rezervlik maçı oynamış bir çocuk ya. Çıktı en kritik maçlarda evet. sorumluluk aldı. Taşın altına elini koydu ve alnının akıyla çıktı. Barış Alper. iki yıl önce Keçiören Göcü'nde oynuyordu Barış Alper. Ve yani şu anda hatta Kerem'i kesti bu çocuk. Bak Kerem şimdi nasıl oynuyor. Başakşehir'de hat-trick yaptı. Yani ben Okan Hoca'yı bu yüzden başarılı buluyorum. bence Okan Hoca Galatasaray'ın futbol aklı değildi transfer Okan Hoca'dan geçmedi. Okan Hoca'yla istişare edildi tabii ki ama hani bir Jesus gibi denildiği, dediği yapılan bir Valerian İsmail gibi dediği yapılan bir adam değil. Yani Okan Hoca eldekini çok iyi kullandı. Geç oluşmuş bir takım, yeni oluşmuş bir takım. E, o yüzden de başarılı buluyorum. Yoksa en kaliteli kadro Kağıt üstünde Galatasaray'da bence de olmayanda da belki çok ısrar etmedi. Ona göre değişim... Etti. Biraz değişim. fazla etti Kerem belki. Ve Yunus'ta. Biraz fazla ısrar evet. etti. Fazla. Ama en sonunda etmemesi gerektiğini evet. en gördüm. En sonunda belki. şunu yaptı. İkardi futbola döndü. Ailesel problemlerini halletti. Futbola döndü. Halletti. Raşika gibi taze bir güç buldu. Hakikaten Raşika son iki haftadır Galatasaray'ın bence en önemli oyuncularından biri yani kenarda. Ben de düşünüyordum yani Kerem'le Yunus'la İcardi'yle bu şekilde devam edeceğini. Ama Yunus'ta kısa bir süre geçici geçici bir süre kapalı falan ulaşılamıyor falan. <laughs> Yunus'a geçici bir süre ulaşılamıyor ama Yunus hakikaten çok çok yetenekli ama çok çalışıyor. geldi. Ama çok çalışıyormuş. Çok çalışması şimdi. lazım Yunus da iyi oyuncu. Hakikaten çok çok yetenekli de. oyuncu. Yani bu kadar yetenekli oyuncu geçen sene hiçbir kimsenin beklemediği Adana Demirspor'da o beklenmeyen, beklenmeyen çıkışı yaptı. Bu kadar yeteneklisin. O da geldi. Her şey çok daha kolay olacağını zannetti. Ama şimdi papuçun ne kadar pahalı olduğunu gördü. Bence bu aradan sonra çalışmaya başlamış. İnşallah o yeteneğinin hakkını verir. Çünkü Yunus hakikaten çok ihtiyacımız olan oyunculardan bir tanesi. Ya bugün e milli takımın sağ açığında ben Yunus oynasın isterdim. Bir soru da Selman Bey yazmış. İsviçre'nin Dünya Kupası kadrosunda iki tane dokuz numarası var. Mbolo ve Seferovic. Seferovic kendini ispatlamak için Katar'da ekstra performans sergileyecek. Belki bu şekilde Galatasaray'a faydalı olur. Ne dersiniz? Mbolo oynar orada. Seferovic bekler. ya yani Mbolo Monaco'daki şeyini <laughs> falan gösterir. Bence Seferovic Embolo... bekler. Ya Seferovic ile Mbolo'yu ben ikisini de izledim. Şimdi hani en iyimsel senaryo Seferovic adına şu... Seferovic Galatasaray'a geldi ama hocayla mesela arası çok iyi diyelim İsviçre hocasıyla. Oğlum ben seni oynatacağım dedi. O da böyle ağırdan aldı kendini sakladı kupaya. Hani mesela en 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 iyimser üretebileceğim komple teorim bu. Ama izlediğimiz yani... Embolo'ya bakıyorum bir de izlediğimiz Seferovic'e bakıyorum. İsviçre hocasının tersini yapması için delirmiş olması lazım yani. Değil mi hocam? Yani şey gibi olur. Icardi'nin yediği gibi. Icardi ne zaman... Yes. Embolo, şeyde Galatasaray'da Icardi'nin yediği diyoruz şimdi. Devrazi'nin ne Burada. Yediği Çok Peki. vurdun ya.